Hikayeli oyunların oyuncuların üzerinde uzun süre gitmeyen bir etki bıraktığı gerçeği herkes tarafından bilinir. Her ne kadar günümüzde artık hikayeli oyunlar eski şaşasını kaybetmiş olsa da zamanında çıkmış ve hikayesiyle oyuncuları kendine hayran bırakmayı başarmış çok sayıda oyun var. Ben de zamanında oynadığım ve hikayesini çok beğendiğim oyunları tek bir listede toplamak istedim. Bu listeyi hazırlarken iki kriter belirledim kendime. İlk kriter sadece listeye oynadığım oyunları aldım. The Walking Dead, Mass Effect 2 gibi hikayesiyle ön planda olan oyunları listeye almadım. İkinci kriterim de genel kitle tarafından bilinen pek fazla popüler ve kült olmuş oyunları almadım. Mafia, Last of Us, Witcher gibi oyun dünyasının önüne gelen oyunları listeye bundan dolayı almadım. Buradaki amacım biraz daha arka planda kalmış oyunları gün yüzüne çıkarmaktı. Tabii ki listedeki oyunların kendi çapında bir kitlesi ve birileriliği var. Ama hiçbiri Last of Us, Witcher gibi üne sahip değiller. Yorumlarda sizler de kendi en iyi hikayeli oyunlarınızı yazarsanız oradan seçeceğim oyunlarla bu listenin ikincisini hatta üçüncüsünü bile çekebilirim. Son olarak liste her zamanki gibi alfabetik sıraya göre hazırlandı. Her şey tamamsa hadi kanala abone olun da bizim de hikayemiz yarım kalmasın. A Plague Tale Innocence. Birçok oyuncu A Plague Tale oyununun son çıkan Requiem ile tanırken yıllar önce bu oyunu oynamış ve incelemesini yapmıştım. Oynadığım zaman ciddi anlamda büyük etkisinde kalmıştım. Harika bir abla kardeş hikayesi vardı. 1800'lü yılların vebalı Avrupa'sını çok güzel aktarmışlardı. Mekaniksel olarak eleştirilse de bana göre hikayeye en uygun oynanış yapmışlardı. Hepsini bir kenara bırakırsak hikayesiyle sizleri baştan sona merakta bırakan ve acaba sonrasında ne oldu sorusunu sordurmayı başaran eşsiz bir eserdi. Eğer ilk oyun oynamadıysanız ve hikayeli oyunları seviyorsanız kesinlikle bakmanız gerekir. Listenin ilk oyunu olması da güzel denk geldi. Hem ilk oyunu yad ettik hem de ikinci oyuna değinme fırsatımız oldu. Şöyle ki ikinci oyunda ilk oyunun tam manasıyla devam niteliğinde. Onun da hikayesi en az ilk oyun kadar sağlam olmuş. Onun için ilk oyunu oynadıysanız hiç düşünmeden ikinci oyunda bakmanız lazım. Hem ilk oyunun hem de ikinci oyunun incelemeleri kanalda mevcut. Merak edenler bakabilir. Baya şok. Oyun serilerinin genel sıkıntısı ilk oyundan sonra çıkan oyunlar genelde ilk oyunun altında kalır. Ama Bioshock serisini bunu kırmayı başarmış nadir oyunlardandır. Her ne kadar hikaye anlatımı bakımından pek cömert olmasa da beyin yoran bir hikayesiyle kesinlikle hayranlığınızı kazanacaktır. Seriyi 3 kez bitirmiş olmama rağmen her bitirdiğimde internete girip oyunun hikayesini tam olarak ne anlatmak istediğine bakarken bulmuşumdur kendimi. Ama hikayeyi anladığınızda vay be demek öyleymiş diyorsunuz. Oynanış olarak da gayet başarılıdır. Bunu da kendi listenize eklemeyi unutmayın. Brothers A Tale of Two Sons. Farklı Oscar sözüyle birçok oyuncunun hayranlığını kazanmış, It Takes Two ile de birçok ödüle layık görülmüş, Joseph Ferris'in yönetmenliğinde yapılan Brothers tam manasıyla abi kardeş hikayesini barındırıyor. Ölmekte olan babalarını iyileştirmek için yola düşen abi kardeşin hikayesini işleyen oyunun iki kişi aynı ekran üzerinden oynayabiliyorsunuz. Bu da hikayeden çok daha fazla etkilenmenizi sağlıyor. Bilmeyenler ve gözden kaçıranlar için kesinlikle oynamanız gereken oyunlardan biridir. Detroit Become Human. Detroit listenin ilk kritine pek uygun olmasa da hikayesi de beni öyle derinden etkilemiştir ki almasam kendisine çok büyük haksızlık olur diye düşündüm. Kimilerine göre interaktif bir film bu oyun değil eleştirisine maruz kalsa da Scorn oyun diyorsanız Detroit onun bin misli oyundur. Yaptığınız her bir seçimin oyuna etkisini net bir şekilde görünce yapacağınız seçimlerde çok daha dikkatli olmaya çalışıyorsun. Yapay zeka ile insanlar arasındaki çatışmayı ele alan Detroit hikaye tutkunlarının muhakkak bakması gereken oyunların başına gelir. Oyunun incelemesi de kanalda mevcut, ona da kartlardan ulaşabilirsiniz. Metro 2033. Bir roman uyarlaması olan Metro serisinin ilk oyunudur. Kıyamet sonrası alternatif bir dünyada geçen hikayemiz, Sovyetler ve Naziler savaşını konu alırken bir yandan da mutantlar tarafından istila edilmiş bir dünyadan bahseder. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de yaşanan nükleer saldırı sonrasında yeryüzünde nefes almak imkansız hale gelmiştir. Hal böyle olunca tüm halk Rusya metrolarında yaşamak zorunda kalır. İşte oyunda tüm bu zorluklara çözüm arayan sessiz kahramanımız Artyom'a eşlik ediyoruz. Oyun serisi hakkında detaylı bilgi almak isterseniz kanalda tüm seriyi ele aldığımız bir videomuz var, ona da bakabilirsiniz. İnceleme videosuna kartlardan ulaşabilirsiniz. Sıradaki oyuna geçmeden önce bu videonun sponsoru Rubber Bandits'ten kısaca bahsetmek istiyorum. Kendisi tamamen eğlence odaklı, keyifli bir çok oyunculu bir oyundur. Temelinde 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla çevrim içi oynayabileceğiniz eğlenceli bir oynanışa sahiptir. Birbirinden farklı 8 modlu oyuncular çalarak, kavga ederek veya kaçarak galibiyete ulaşmak için en fazla ganimeti kazanmaya çalışır. Her şeyden önemli oyunun fiziği inanılmaz keyifli. Fall Guys'tan anımsayacağınız sevimli karakterler oynanışı çok daha eğlenceli hale geliyor. Oyunda farklı silah kullanımıyla zafere giden yolda avantaj sağlayın. Cadılar Bayramı'na özel yapılan etkinlikte yeni kostümler ve yeni hediyeler kazanmanız mümkün. Oyunun bir güzel yanı da çapraz platform özelliği olması. Böylece farklı platformlarda arkadaşlarınızla oyunu rahatlıkça oynayabilirsiniz. Son olarak gördüğünüz üzere oyun Türkçe dil desteği de barındırmaktadır. Bunu da göz ardı etmeyelim. Steam üzerinde indirime de girmiş, oyunumuz 25 liraya alabilirsiniz. Oyunun linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Nier Automata.
Her ne kadar ülkemizde çok fazla tutulmuş olmasa da aslında hem oynanışıyla hem de hikayesiyle gayet başarılı oyunlardan biridir. Uzaylılar tarafından yaratılmış makineler ve insan yapımı androidler arasında savaşı ele alan derinlemesine ve hikaye anlatıma sahip güzel bir oyundur. Oyunun atmosferi o kadar başarılı bir şekilde kurgulandı ki içinde bulunduğumuz her bir sahnenin derinliğini hissediyorsunuz. Burada spoiler vermek istemiyorum ama oyunun ilk saatlerinde öyle bir sahneye tanıklık ediyorsunuz ki aklınızı kaybedebilirsiniz. Oynanacaklar listesinde olması gereken oyunlardan biridir. Spec Ops The Line. Savaşlarda hiçbir zaman kazanan olmaz. En çok da masumlar kaybeder sözünün adeta resmedilmiş halidir bu oyun. Hiçbir oyunda savaşların acımasızlığı bu kadar net bir şekilde oyuncuya aktarılmamıştır. Savaşları başlatanlar acaba bu oyunu oynarsa utanır mı diyeceğim ama o kadar masumu insan öldürürken izleyenlerin bir oyundan etkilenmesini beklemek çok fazla hayalcilik olur sanırım. Eğer oynamadıysanız veya hiç duymadıysanız sizi gerçek anlamda duygulandıracak ve etkisi altına bırakacak bir oyundur kendisi. Bu oyunu da incelemesi kanalda mevcuttur, onu da izlemeyi unutmayın. To the Moon. Ölmek üzeresiniz, artık son günlerinizi yaşıyorsunuz, en çok ne isterdiniz? Geçmişte yaşadığınız o güzel günlere dönmeyi değil mi? İşte bu oyunun temel olayı da bu. Ölmek üzere olan birinin geçmişinde yaşadığı güzel anıları tekrardan yaşamasını sağlıyorsunuz. Oynanış olarak basit bulmacalar içeren To the Moon, hikayesiyle sizleri gerçek anlamda duygulandırmayı başaracaktır. Öyle ki oyunu bitirdiğinizde gözleriniz dolması kuvvetle muhtemeldir. 16 bit 2 boyutlu bir oynanışa sahip olsa da hikayesinin renkliliği sizleri harika bir yolculuğa çıkarmaya fazlasıyla yetecektir. Undertale. Oyun dünyasında özel bir yere sahip olan oyunlardan biri de Undertale'dır. Kimileri tarafından abartılı düşünürken kimileri tarafından arşa alaya çıkarıldı. Tüm bu tartışmaları bir kenara koyup hikayesine bakacak olursak insanı etkilemeyi her türlü başarıyor. Yeryüzünde yaşanan savaştan sonra canavarlar yeraltı dünyasına gönderiliyor. Bizler de Ebot Dağı'nın eteklerine dolaşırken farkında olmadan bu dünyaya geçiş yapıyoruz. Amacımız da tekrardan yeryüzüne çıkmak. Bunun için yeraltı dünyasında karşılaştığımız kişilerden yardım alarak yeryüzüne çıkmaya çalışıyoruz. Bu macerada yaptığımız seçimler oyunun sonucunu direkt etkiliyor. Onun için nasıl ilerlediğimiz çok önemli. Detayları merak edenler yine kanaldaki inceleme videomuza bakabilirler. What Remains of the Edith Finch. Son oyunumuzda sizleri ağlatmayı başarabilecek oyunlardan bir tanesi. Finch ailesinin bir ferdi garip bir şekilde hayatını kaybeder. Karakterimiz Orcas adasındaki ata yadigarı eve gider ve bu gizemli olayı alaştırır. Bu macerada her bir ferdin nasıl öldüğüne tanıklık ediyoruz. Bu bir lanet mi yoksa başka bir gizem mi? Tüm bu soruların cevabı 2-3 saatlik bir oynanışa sahip olan What Remains of the Edith Finch'te. Listemiz bu oyunla bitmiş oluyor. Listedeki her bir oyun gerçek anlamda beni çok etkilemişti. Ama eğer içlerinden birini seçmek zorunda olsaydım büyük ihtimal Detroit Become Human'ı seçerdim. Sebeplerini de uzun uzun anlattığım Detroit incelemesinde bulabilirsiniz. Merak edenler de o incelemeyi kesinlikle izlemeleri tavsiye ederim. Zira bir incelemeden çok daha fazlasıydı benim için. Videonun başında da dediğim gibi sizler de kendi en iyi oyunlarınızı yazmayı unutmayın. Bu haftalık da bizlerden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, Discord sunucumuza da gelip sohbetimize katılmayı, son olarak da açıklamalar kısmında linkini bulabileceğiniz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Arzu ederseniz kanala katılarak veya süper teşekkürle bizlere nakintoş destek verebilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.